Gözüm kaşınıyor ya. Evet, mikrobiyoloji. Baştan başlayalım. Mikrobiyolojinin çevreye katkıları. Mikrobiyoloji mikroorganizmaları inceler. Tıp, tarım, endüstri alanında kullanılır. Aslında insanoğlu toplumsal yaşama geçişle birlikte bilinçli ve bilinçsiz olarak mikroorganizmaları kullanmış. Fermente ürünler, ekmek, yoğurt, şarap ya da koruma amaçlı işte kurutulmuş ürünler gibi işte pastırma falan, kurutulmuş meyve falan. Bunların hepsini teker teker açacağım. Ama önce ilk olarak tarihini Pasteur tarafından Maya adlı organizmanın fermentasyonunu tanımlamasıyla başlayan bir tarihi var. Pasteurizasyon tekniğini geliştiriyor. Kolera, şarbon hastalıkları doğuran bakteriyi buluyor. Kutucusunu geliştiriyor. Sonra Koç antraks hastalığını keşfediyor, çoğaltıyor ve tüberkülozu falan keşfediyor. Hastalığın tadısı ve tedavisi yoluna gidilerek sarı humma tümör bulunuyor. Penisilin elde ediliyor. Antibiyotik tedavi de kullanıma başlamasıyla mikrobiyoloji biliminin katkıları fark edilmeye başlanıyor. Hastanın tadısı ve tedavisi yoluna gidilen serolojik çalışmalar, testler keşfediliyor. Günümüzde üretim, tüketim faaliyetleri sonucunda oluşan... Bir daha geri gelmek yok. Ay, kafa gidiyor ya. Tamam. Evet. Hastalığın tanısı ve tedavisi yoluna giden serolojik araştırma ve testler keşfediliyor. Bakterilerin geçişe izin vermeyen porselen bir filtre imal ediliyor. Peki su arıtmada kullanılmaya başlıyor. Katı atıklar azaltılarak mesela hava kirliliğini önlemeye çalışıyorlar. Keşfediliyor. Günümüzde üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar yayılarak hava, su ve toprak kirlenmeye ve denge bozmalarına sebep olduğunu biliyoruz. Bunu engellemede mikroorganizmalar kullanılabiliyor. Atık su arıtması mesela çözülmüş organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından oksitlenmesi ile arıtılması olayı. Arıtma sistemleri çok değişik türde olabiliyor. Aerobik, mezofilik sistem çok yaygın olarak kullanılmasa da anaerobik sistem. Çünkü yavaş olması nedeniyle çok zor ve ağır maddeleri sadece bunda kullanılıyor. Mesela bir örnek. Şöyle çalışıyor. Termofilik sistemler hızlı olmasına rağmen yumuşaklaşma ve çökelmede zorluklar olması nedeniyle pek yaygın değil. Aktif çamur sistemi en yaygın olarak kullanılan biyolojik atık su arıtma prosesi. Yine aerobik, mezofilik ve asılı kültür esasına dayanmakta. Mesela çamur tesisi ve çalışma şekli. Oksidasyon havuzları, atık suların bir noktadan girip arıtılmış suyun diğer uçtan alındığı büyük sığ bir lagün gibi çalışıyor. Aerobik sistem, algiler gibi çalışıyor. Evet, detay ve böyle bir şey. Damıtmalı filtreler, biyolojik filtreler ve dönen biyolojik disk reaktörleri var. Kum filtrelerinden esinlenerek ortaya atılmış. Detayları. Detay. Ya yani böyle dönerek çalışıyor. Evet, yine çalışma şekli. Katı atıklar çamur tesisiyle beraber çalışıyor. Metal kirleticiler mikrobiyolojik olarak giderilebiliyor. Organik maddeler, bu da detayı. Organik maddeler zaten doğaya karışıyor ama mesela çöplük gibi işte kocaman bir atık varsa bu
kullanılabiliyor, anaerobik parçalanma. Detay, detay. Ve mesela bir biyogaz tesisi, onların parçalıklarından elde edilen bir gaz. Bu maddeden sentetik kimya, plastik ve petrol hidrokarbonları endüstrileri, yan ürünleri var. Zirai mücadele ilaçları da önemli bir yer işgal etmekte. Milyonlarca ton pestisit mesela zirai verimi artırmak için tarlalara tatbik edilmekte. Bu maddeler parçalanması zor ve ciddi sağlık problemlerine neden olmakta. Kolay parçalanabilen yumuşak deterjanların kullanımı gibi böyle bir şey başlamış. Ya mesela yani. Hani petrol önemli bir çevre kirliliği sebebi. Ya bu da o da önüne biliyor. Maalesef denizlere dökülüyor detay. Böyle çalışıyor. Zirai ürünler atık su arıtma tesislerinde yine onlar da arıtılabiliyor. Deterjan mesela o da parçalanabiliyor. Ve deterjan detayı. Ve gübre hakkında bir şey söyleyeyim. Hani topraktaki bakteriler doğayla uyumlu çalışıyor. Ama gübre kullandığımızda onlar beslenememiş oluyor. Hani olmasa da olur diyorsunuz ama bir takım sağlık problemleri de beraberine getirmiş oluyor. Yani daha akılcı olmak lazım diye düşünüyorum. Ay bu zordu ya.